Herkese merhaba. Aracımız 2012 Audi A6. Aracımızda geri görüş kamerası bulunmuyor. Şöyle gösterelim. Geri görüş kameramız yok. Ve aracımızda tabii ki bildiğiniz gibi 2012-13'lerde var olan bizim sonradan dönüştürdüğümüz RMC sistemi var. Yani altyapı basic ve versiyon. Burada touchpad olması lazımken 1, 2, 4, 5, 6 diye düğmeler var. Bu düğmeleri gördüğünüz zaman bilin ki bu sistem alt seviye. Zaten ekrandan da görüyorsunuz. Ekranımız ufak. Çözünürlüğü çok düşük. Araç menüleri tamamen yabancı dilde. Türkçe dil seçeneğimiz mevcut değil. Navigasyonumuz yok ve kurulamıyor. Bunu çok karıştırıyorlar. Ya navigasyon kurulabiliyor mu? Hayır, kurulamıyor. Bu sistemde video film izleme özelliği de yok. Buradan da anlayabilirsiniz. SD kartlar dışarıda. Üst seviye multimedyalarda open butonu vardır. Open butonu aracılığıyla SD kartlar sonradan görünür ama bunda doğrudan dışarıdadır. Alt seviye multimedyada. Ve bu sistemi tamamen yeni nesil MIPS sistemiyle dönüştüreceğiz ve geri görüş kameramızda montajını yapacağız. Montaj sonrasında görüşmek üzere. Herkese merhaba. 2012 model Audi A6 aracımızın anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, bagaj ayak sensörü montajı ve MMI yeni nesil MIP 2 Plus kurulumu tamamlanmış bulunuyor. Hemen ayak sensörümüzün testiyle başlayalım. Evet. Bagaj ayak sensörümüz açılıyor. Tabii aracımıza geri görüş kamerası da montajı yapıldı. Orijinal geri görüş kamerası. Bagajımızı ister buradan isterse yine ayak sensörü vasıtasıyla kapatmamız mümkün. Şimdi KLS vasıtasıyla arabamızı kilitleyelim. Şu an açık pozisyonda. Touch'a dokunuyorum. Evet, kilitledi. Mesela arka sağ kapıyı açma testini yapalım. Elimizi içeri attık, açtı. Kilitledi. Şimdi ise anahtarsız girişin dışında MMI sistemi kurulumu da yapılmıştı. MMI sistemine birlikte bakalım. Evet, aracımızda MIP 2 sistemi, yani 2018'in orijinal multimedyası kurulumu yapıldı. Arabamız normalde RMC sistemine sahip ufak ekranda ünite bulunuyordu. Gördüğünüz gibi ünitemiz iple değiştirildi. Videolarımızı izleyebiliyoruz. Kendi fabrika navigasyonu çalışıyor. Tüm araç menülerimiz artık Türkçe ve daha işlevsel durumda. Gördüğünüz gibi efektleri de çok şık, kullanışlı. Yine tabii bu cihazımızda Android Auto ve CarPlay özelliği var ve kendi orijinal Android Auto'su ve CarPlay'ini cihaz üzerinde kullanabiliyor. Yani herhangi bir interfeys takılmadı. Yine Bluetooth üzerinden müzik dinleme, video klipleri oynatma gibi diğer özelliklerimiz de mevcut. Arkadaşlar bize hayırlı olsun, keyifle kullansın diyoruz. Ha, bir de geri görüş kameramız var, onu da göstereyim hemen unutmadan. Evet, geri görüş kameramızda orijinal fabrika geri görüşü kullanıldı ve harika bir şekilde görüntü netliğini görüyorsunuz. Çalışmaktadır. Evet, keyifle güzel günlerde kullanmasını diliyoruz.